Merhaba. Ertan Sönmez'in yakınları siz misiniz? Evet. Hayır. Hangisi? Evet mi, hayır mı? Yani şöyle memur bey, aramızda bir kan bağı yok. Aile, sülale durumu yok ama yani biz arkadaşımız olur, dostumuz olur. Ben Fatih Şekercizade, eşim Zeynep Şekercizade. Anladım. Şu an kendisi baygın olduğu için kendisiyle görüşemiyoruz da. Ertan Bey'in nasıl bu hale geldiğini siz biliyor musunuz? Hayır. Evet. Hangisi? Biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Yani biliyoruz da, bilmiyoruz da. O nasıl oluyor ya? Yani şimdi... Hayatım, ben anlatayım, tamam. Şimdi memur bey, biz Ertan'la sevişiriz. Çok iyi sevişiriz. Ama yani o anlamda değil. Yani işte dostumuz, arkadaşımız olur. Yani olayı gördük ama nasıl olduğunu görmedik. Yani nereye vurdu, nasıl vurdu, nereden girdi, nereden çıktı onu görmediğimiz, yani şey yapmadığımız için hayır dedim ben. Kaza nasıl oldu? Kazayı siz mi yaptınız? Ben yaptım! Ona değil, bana sorun efendim. Kazayı ben yaptım. Hatta siz bana sormadan ben size direkt itiraf edeyim. Siz de bunları lütfen kayıtlara geçin. Şimdi ben Ertan Bey'i alıp Zeynep Hanım ve Fatih Bey'in yanına gidecektim. Tam olay mevkine geldim ki Ertan Bey aniden arabanın ön camını atladı. Ben de arabanın önünde bir anda Ertan Bey'i görünce aman tanrım dedim. Tabii duramadım, vurdum öküze. Yani öküze derken Ertan Bey'e. Salak. Yani arabayı görünce herhalde şaka yapmak istedi ama sonucu bu oldu efendim. Kim isterdi sonucu böyle olsun? İstemeden oldu. Tamamen kaza sonucu yani. Siz Ertan Bey'i pek sevmiyorsunuz herhalde. Hiç sevmem. Günahımı bile vermem. O zaman siz benimle gelin, sizin bir ifadenizi alayım. Fark etmez. Buyurun. Ne duruyorsun burada Fatih, gitsene. Rahat ol, rahat ol. Hallederim. Ya sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun Fatih? Hadi uyan artık Ertan ya, uyan. Eşimden haber alamıyoruz da onun için aradım. Bir bilginiz var mı acaba? Günah! 2315 efendim. Günay! Günay! Tamam efendim. Nerede misiniz canım? Yok. Hayır, tamam, teşekkür ederim. Yani. Teşekkür yok, ederim yok, efendim. Bilginize bir bilgi alırsanız, bu numaradan beni ararsanız çok sevinirim. Ya ne bağırıp duruyorsunuz be? Telefonla konuşuyorum. Günay yok ortada. Sabahtan beri ortalıklarda yok. İzin falan mı verdin sen ona Fehmi? Hayır anne, izin falan vermedim. Ayrıca niye bana soruyorsunuz ki? Gidin Mustafa'ya sorun. Mustafa da ortada yok. Anlarız şimdi. Şimdi memur bey, Fatih bey beni aradı ve bana dedi ki, Mustafa dedi, oğlum dedi, sen dedi, git dedi, Ertan'ı dedi, al dedi, gel dedi. Evet, öyle dedim. Sağ olun Fatih bey. Sonra? Sonra efendim, ben de arabayı aldım, Ertan bey'i almaya gittim. Zaten Ertan bey beni orada bekliyordu. Ben tam olay yerine varmıştım ki, Ertan bey böyle lap diye arabanın önüne atladı efendim. Harekete bak, gerizekalı galiba onu görmediğimi sandı memur bey. Nasıl atladı? Yani senin onu görmediğini sanıp da mı attı kendini önüne, yoksa sizi durdurmak için mi attı? Memur bey, bu Ertan şizofren, manyak, depresif herifin teki zaten. Direkt kendi atladı yani. Siz ama müdahale etmeyin lütfen. Olur mu memur bey? Ben de görgü tanığım yani. O yüzden yazmanız gerekiyor onda. Mustafa'cığım devam et sen. Telefon. Fehmi arıyor. Açabilir miyim memur bey? Tabii açın, açın. Alo? Buyurun Fehmi Bey. Günay mı? Görmedim efendim. Hayır efendim, izin de vermedim. Anladım efendim. Benim küçük bir işim var. İnşallah halledip hemen geliyorum. Saygılar, görüşmek üzere. Fatih Bey, Günay kayıpmış. Nasıl yani? Kaybolacak canım, evdedir, evden çıkar. Bilmiyorum Fatih Bey ama çok merak ettim efendim. Yani bu son olaylardan sonra iyice merak ettim. Başına bir şey gelmiş olmasın? Ne gelecek, bir şey gelmemiştir. Kayıp mı var? Evet, kayıp var. Siz ne değişik adamlarsınız kardeşim ya? Ha? Birine çarpıyorsunuz, birini kaybediyorsunuz. Böyle değişik değişik işler. Anlatın bakayım, kim bu Günay? Yok memur bey, Günay'ın alakası yok bu konuyla. Biz mevzumuza, Ertan'a dönelim. Evet efendim, Günay'ın ne alakası var? Biz mevzumuza, Ertan'a dönelim. Yok arkadaşım, şimdi Ertan'a dönmeyelim. Sen bana Günay'ı anlat ki ben bir bakayım. Günay'ın bu işlerde bir ilgisi var mı yok mu? Yok canım, hiçbir ilgisi yok. Hiç alakası yok yani. Siz niye gerildiniz o zaman bu kadar? Ben gerilmedim. Allah Allah. Ben de gerilmedim. Siz mi gerildiniz? Ya ben niye gerileyim? Bir gergin duruyorsunuz. Memur bey,
Bu genç yaşınızda ne gerek var efendim bu gerginliğe? Maazallah bu gerilim kalbi yoruyor. Bir gün böyle hıp der gidersiniz, Allah göstermesin. Şurada kendi aramızda yumuşak yumuşak konuşuyoruz efendim. Değil mi? Yumuşak yumuşak konuşuyoruz. Evet canım, yumuşakça konuşalım işte. Ya arkadaşım siz ne saçmalıyorsunuz ya? Yumuşak yumuşak ha? Anlatın bakayım kim şu yumuşak? Aman of! Anlatın bakayım kim bu? Günay kim? Günay. Mustafa da izin vermemiş. Nereye gitti bu kız Allah aşkına Fehmi? Vallahi bilmiyorum anne. Ben de meraklanmaya başladım. Ay mukaddes kaçtı. Günay ortalarda yok. Başımızda bir kara bulutlar. Ha yeter ama. Patlayacağım artık canım. Aman anne bir de sen çıkma. Kendine mukayyet ol lütfen. Ay! Ne oluyor be? Ay! Ay çok kötü bir şey geldi aklıma. Ay ister misiniz mukaddes Günay'ı kaçırmış olsun. Hoppala. Neye istinaden kaçıracak ki? Deli ya benim kardeşim. Onu da köle olarak görür, kölesini kaçırır. Ama o zaman eve gelmiş olması lazım. Olabilir. Olabilir değil. Kesin gelmiştir o. Şimdi anlarız. Gelin benimle. Gelmiş işte bak, orada bak. Görüyorum mukadder, gelmiş. Ah mukaddes, neyin peşindesin sen? Yok daha fazlasını izleyemeyeceğim. Bu kadın iyice zıvanadan çıkmış canım. Mukadder Hanım. Günay. Ah Günay. Ne? Koşun, koşun çabuk. Fehmi, Fehmi koşun ya, koşun ya. Günay. Günay? Ah Günay yavrum. İyi misin? Mukaddes Hanım. Aman Allah. Gördüm hayatım, gördüm. Uyandım. Aşkım uyandı Ertan, uyandı. Yırttık, yırttık. Yani şu herifin ölmediğine mutlu olacağım aklımın ucundan geçmezdi. Doktor ne diyor acaba? Ne diyecek? Kefeni yırttın gibilerinden bir şeyler diyordur. Her şey iyi gibi değil mi? Öyle görünüyor. Ah, geliyorum. Ha, doktor bey, her şey iyi mi? Düzeldi mi? Hayatı tehlikeye atlattı. Yine de en az 24 saat kontrol altında tutacağız. Fakat artık yoğun bakımda kalmasına gerek yok. Normal bir odaya alacağım. Bu 24 saatlik süreç içinde bazı testler yapacağız. Niye? Kötü bir şey mi var? Şu an kesin bir şey söyleyemem. Başına aldığı darbenin etkisiyle kısa süreli bir amnezi yaşıyor. Önce ona bakacağız. Hadi. Hafıza kaybı yani. Peki ne zaman çıkar? Durum netleşmeden buna cevap veremem. Bu tip beyin sarsıntılarının ardından amnezi hastaları için iyi bakım ve güvende olduğu ortama geri dönmek her zaman iyi sonuç verir. Yani istese çıkabilir, öyle mi? Yarından önce çıkamaz. Önce testleri bir tamamlayalım, konuşuruz. Fakat her şey olumlu olsa bile çok iyi bakılması gerekiyor. Üzüntüden, aksiyondan, gerilimden uzak durmalı, dinlenmeli. Sık sık da kontrolleri yapılacak. Çok iyi bakılması gerekiyor derken? Yani bazı motor melekelerini yerine getiremeyebilir. Bunu demek istedim. Anladım hayatım. Ben tamam, teşekkür ederiz doktor bey. Rica ederim, görelimiz. Motor meleke derken nedir? Yani işte hafızayla alakalı bazı şeyleri hatırlamakta
güçlük çekebilir ya da hiç hatırlamayabilir gibi şeyler. Neyse yaşıyor ya. Kendini daha iyi hissediyor musun? Siz kimsiniz? Ne oldu bana? Nasıl yani, beni tanımadın mı? Kusura bakmayın. Tanıyorsam da hatırlayamadım. Ha, harika. Bir dakika. Sen şimdi bizi hatırlamıyor musun? Hayır. Adın ne peki? Bilmiyorum. Peki bugün günlerden ne? Onu da bilmiyorum. Fatih bu. Hiçbir şey hatırlamıyor. Doktor bazı şeyler demişti. Bu hiçbir şey hatırlamıyor. Ya dur, çok güzel. Neyse güzel. Dur. Nerelisin peki? Bilmiyorum. İstanbul'un fethi kaç? Bilmiyorum. 1453. Hayatım yırttık. Adam hiçbir şey hatırlamıyor. Ne kendini hatırlıyor, ne bizi hatırlıyor. Yırttık, kurtulduk. Fatih saçmalamasın. Bana ne oldu? Adım ne benim? Sen bir kaza geçirdin. Fatih, bir benimle gelir misin? Geleceğim. Fatih! Tamam, geliyorum hemen ben. Tamam. Ne yapıyorsun? Ne yapıyormuşum? Ne demek ne yapıyormuşum? Ya niye yalan söylüyorsun Ertan'a? Mahmut ne? Ya aklını karıştırıyorum işte. Neden? Çünkü o bizim düşmanımız. Hatırlamasını engelliyorum. Hayatım, kendin söylüyorsun işte. Düşmanımız diyorsun. O yüzden onunla iyi davranmamız lazım. Neyine iyi davranacağım? Alıp koynuma yatayım bari. Fatih saçmalama. Böyle bir şey mi söyledim? Onu yakınımızda tutmamız gerekiyor. Ne yakını ya? Senin için aşkım. Seni şikayet etmemesi için. Allah'ım yarabbim. Bak aşkım, büyüklerimiz ne demiş? Dostunu yakın, düşmanını daha yakın tutacaksın kendini. Ben nereden hatırlıyorum bu sözü? Bir boş ver, nereden hatırlıyorsan hatırlıyorsun. Önemli olan o değil. Önemli olan Ertan'ın, yani aylardır korktuğumuz adamın şu anda ne seni ne beni, en önemlisi de Selim'i hatırlamaması. O yüzden onu yakın tutmamız lazım, gözlemlememiz lazım. Tamam? Ne var orada çalışmasan? Hayatım, ne demek ne var orada çalışmasan? Ben o işi alacağım diye abine yapmadım, yalakalık kalmadı. Bırak şimdi abim falan, gel benimle çalış işte, benim şirketimde. Ya hayatım, sen niye sürekli benim işime taş koymaya çalışıyorsun ki, anlamıyorum. Ne oluyor ha buraya gene? Selin Hanım işi bırakmamı istiyor anne. Sebep? Sebep? Çünkü artık orada çalışmasını istemiyorum. Ya siz değil miydiniz şirket diye kafamın etini yiyen? Ha? Ya beni indirdiniz tekneden, bindirdiniz şirkete. Tamam, olabilir. Ama artık orada çalışmanı istemiyorum. Benim yanımda olmanı istiyorum. Hayatım bak, orada insanlar bana güveniyor. Bana işlerini emanet ediyorlar. Nasıl yarı yola bırakayım? Aman Orhan, sanki çok büyük iş yapıyormuşsun gibi bana bahane üretiyorsun. Öyle mi Selin? Yaptığım işi küçük görebilirsin, tamam anlıyorum. Belki senin gibi önemli toplantılara girmiyor olabilirim. Önemli kararlar vermiyor olabilirim ama benimki de bir iş. Herkes fabrikatör çocuğu olarak doğmuyor sonuçta. Selin, ha bu konuda Orhan haklı kızım galiba. İşin büyüğü küçüğü olmaz kızım. Ya Adiger annem, anlamıyorsun. Nasıl kız kaynıyor ya? Kız kaynıyor sürekli ya. Orhan, yanlış anladın beni Orhan. Kız mı? Ne kızı? Ya niye beni peşinden koşturuyorsun? Hayatım koşma. Ya niye böyle çocukluk yapıyorsun sen? Ben öyle demek istemedim. Çocuklar, ne oldu, yine neyi paylaşamıyorsunuz? Yengeciğim, bir şey olduğu yok. Selin beni işimle paylaşamıyor. Yaptığım şey küçük görüyor, o kadar. Ya ben senin işin niye küçümseyim? Bir kere bak, bana haksızlık ediyorsun sen. Ya yenge, görüyor musun? Yaptığım her işi baltalıyor. Ben evine ekmek getirmeye çalışan bir emekçiyim ama karım yaptığım işi küçük görüyor. Ama aşkım, beni bir dinlesen. Tamam hayatım, ben seni dinledim. Ya Orhan!
Birol Bey. Merhaba. Hayırdır, siz burada ne alaka ha? Siz burada mıydınız? Evet ama çıkıyordum. Ya biz seninle çıkaydım iyiydi. Efendim? Ha? Efendinin yerim senin. Şey mi yapsak ya? Hani sizin vaktiniz müsaitse bir Amerikano falan mı içsek birlikte? Benim hani 10 parmağımda 11 marifet olduğundan müthiş kahvecikler yapıyorum bizim pastacı atölyesinde. Öyle mi? Çok güzel. Elinize sağlık. Ne zaman geleceğiniz hayırlı olsun, kesene. İlk fırsatta gelirim tabii. Yalnız ne yapıyoruz Birol Bey? Fırsatları beklemiyoruz, yaratıyoruz. Hadi gidiyoruz. Şimdi mi? Ha, why not? Come on. Ha, ama yani tabii yani sizin eminim ki çok yoğun bir schedule'ınız vardır. Sonuçta çok büyük bir holdingin CFO'su, ne bileyim CEO'su falan sayılırsınız. Benim bir işim yok ki. Yalan mı? Fantastic. O zaman ne duruyoruz ya? Hadi gidiyoruz. Ha, ertelemiyoruz. Anı yaşıyoruz. Ay, içimden geldi. Sana bir de rap yapacağım ha. Aşk bestesi. Hadi. Hadi be. Hadi. Amneziyi anlamıştık da motor meleke dedikleri bu galiba. Artık motorlar nasıl yandıysa. Ay dur, ben yardım edeyim. Dur hayatım, sen ne yardım ediyorsun? Allah Allah. Ver Mahmutcuğum, ver, ver. Al. Fatih'le. Ha bunda. Fatih bırak şunu, gel buraya. Ne? Allah Allah, adam başımıza kal diye bir de bakıcılık yapıyoruz. Ne yapıyorsun sen? Doktoru duymadın mı? Dikkatli bakılması gerekiyor, yoksa düzelmez dedi. Ya bize ne? Ne demek bize ne Fatih? Onu bu hale getiren biziz sonuçta. Onu öldürmediğime şükretsin o. Bak, demin ölmedi diye dua ediyorduk, hatırlatırım sana. Şuna bak ya. Yemek bile yiyemiyor kendi kendine. Ya doktor dedi işte birkaç saate düzelir, yemek yemeye başlar diye. Peki sonra? Sonra ne yapacağız? Hastaneden çıkacağız, kenardaki çöpe atıp kaçacağız. Saçmalama Fatih. Ona iyi bakılması gerekiyormuş. Eve götürelim. Yok olmaz, ne evi? Olmaz. Senin evi o zaman reis babamın evine götürelim. Evde de yok zaten. Hayatta olmaz, götüremeyiz oraya. Malikaneye götürelim. Olmaz malikane. Ne malikanesi ya? Nereye götüreceğiz peki? Ben bir yer biliyorum. Gel. Burası neresi? Ev. Kimin evi? Ailemin evi mi yoksa? Hayır. Niye geldik o zaman? İşimiz var. Ne işimiz var? Görürsün. Kamil'e geç kalıyoruz ya, geç. Fatih, hayırdır ya, ne oluyor? Merhaba. Bak bir de merhaba diyor lan. Yüzsüze bak. Ulan sen bizi yarı yolda bıraktın, şimdi utanmadan kapımın önüne kadar gelip bana merhaba mı diyor? Tanışıyor muyuz? Ulan! Tanışıyorsunuz, tanışıyorsunuz tabii. Mahmut, bizim arkadaşımız hafızasını kaybetti. Şimdi siz bunu alıyorsunuz, sevgiyle bakıyorsunuz evde. Hatta işe falan da gelmiyorsunuz. İş yok yani, tamam hadi. Fatih, biz buna nasıl bakalım ya? Maşallah sen de iyi alıştın ha. Tuttuğunu getiriyorsun, tuttuğunu. Ben senin patronunum, kovarım seni işten, yemin ediyorum. Aşk olsun Cevat. Yani aynı senin başına gelse ben yapmaz mıyım? Hmm, biliyoruz biz seni. Ölüyorum desen bir bardak su vermezsin lan. Şimdi bunu içeri alıyorsun, almazsan kovulursun. Bakmazsanız kovulursunuz. Kaçarsa yine kovulursun. Al bakayım, sen de uslu uslu dur, oyna. Al şunu da masraflar için, hadi kaçtım ben. Şey, Fatih! Ya Fatih nereye gidiyorsun, gelsene! Ulan ulan ulan! Geç kardeşim ya, geç. Gel gir, gir. Of, of! Kamil! Dur, dur, dur kardeşim, buradan, buradan. Gel. Gel, 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 gel. Gel. Kardeşim, ne aceleydisi, boğazıma diziyorsun da. Ulan bizim bir çoğu değil mi kaybolan ha? Nerede burada? Gel kardeşim, gel. Gel şöyle. Gel, 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 gel. Geç, otur. Aman Kamil ya, ne bileyim, Fatih getirdi bıraktı. Kafasını çarpmış, hafızasını mı yitirmiş, neymiş? Aa, Kamil, Fatih dedi ki ben Kamil'den başka kimseye güvenemem dedi. O yüzden de bunu ancak ona emanet edebilirim dedi. Yani bundan sonra işe falan da gelmesin. Bundan sonra onun tek işi ahanda buna bakmak dedi. Kardeşim Fatih doğru söylemiş lan.
Ya benden başka kime güvenecek? Ben emanete ihanet etmem kardeşim. Fatih de zaten senin bu özelliğini bildiği için sana emanet etti. Ama Kamil bak, bu çok büyük bir sorumluluk ha. Sakın içine etme daha. Ya hiç eder miyim kardeşim? Ben bu toplumun sorumluluk sahibi ve güvenilir bir ferdiyim daha. Gözüm gibi bakarım ona. Öylesin öylesin, aferin. Hadi sen şimdi kardeşle ilgilen. Güzel güzel oynayın siz, tamam? Hadi bakayım. Tamam. Ay kardeşim benim, nerelerdeydin daha? İyi de bu kafana ne koydular seni böyle ha? Hatırlamıyorum vallahi. Hafızanı kaybetmeden evvel neredeydin? He? Dur. Gel gel. Bak ben ekmeğimi kimseyle bölüşmem ha. Gel. Yer misin bir şeyler? Yemeyecek misin? Yok sağ ol. Ya bir lokma ye da. Sen biliyorsun. Aslanım benim. Ben sana çok iyi bakacağım da. Kendim gibi bakacağım. Vay be.